Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 24 Şubat Perşembe, İzmir Şirin Yer yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş Şubat'ın sonlarına geliyoruz. Tabii ki İzmir'de bugün tek bir yarış programımız var. O da İzmir'de 6 koşulu bir program var. Fazla bir kalabalık olmayan bir program. Ama her şey de İzmir İzmir'dir. Ne yapacağı belli olmuyor. Bazen normal gibi gözüken programlar görüyorsunuz. Bir anda astronomik fiyatlara uçabiliyor. O yüzden biraz temkinli olmakta fayda var arkadaşlar. Öncelikli olarak ilk hedefimiz bu. Ondan sonra geniş olarak. Bu arada hava durumundan bahsedecek olursak çarşamba günü bir sabah bayağı bir yağış vardı ama genellemesine baktığınız zaman ondan sonra pek yağmur yoktu. Ama yarın yağmayacak anlamına gelmesin. Yani burada bakmakta fayda var. Çünkü İzmir pisi gerçekten havalar yağmur oldu mu farklılaşabiliyor. Farklı safkanlara gün doğuyor. Yani onları da kollamak gerekiyor. Ben fazla sözü uzatmayacağım. Hemen yarış programına geçeceğim. Bugün tek bir programımız var. Yerli yarış olarak İzmir'de alt koşulu program dediğiniz gibi. Akşamleyin de bir Gaston Park Amerika yarışımız var. Yani, tabii ki Amerika yarışımız da gün içerisinde sizlere yetiştirmeye çalışacağımız bir program olacak. Bununla birlikte. Herkese fazla konuşmadan herkese bol kazançlar dileğimi sunalım hemen yarış programına. Geçiş yapalım arkadaşlar. Birinci koşumuz gördüğünüz gibi saatler 15.30'u gösterirken handikap 15 dişlere ait 3 yaşlı 1400 tüm yarışıyla alt Ganyan startımızı verelim. 9 saatlerinin yer almış olduğu ilk ayakta benim biraz sıralama bayağı kalabalık olacak bir ilk ayak için. Çünkü genelde baktığım zaman çok saatlerinin geliri var. Hemen hemen saklanmalar da aynı şekilde formda. Bu formda olması ki bu yarışı ayrı bir güzellik getirecek, güzel bir çekişme getirecek. Yani sanki birkaç saptamın yani foto finish belirleyecek gibi bir görüntü var şu andaki yarış için. Benim sıralama şu şekilde olacak. Ben önce 3 alır Dadaş Kör'le başlayacağım. Genel Kuvaklı'nın güzel temsilcisi Bekir Mert Muruk ile yarış hayatına kazanarak başladı. Arkasından güzel bir birincilik. Son yarışta bir üçüncülük elde eden saptan muntazam çalışmalarıyla yine burada bana göre en şanslı isim olarak gözüküyor. Rakiplerin de tabii ki durumlarına baktığım zaman. 5 numaralı Forever Johnston ve Justin Oldham'ın güzel temsilcisi de Gökhan Gökçe'yle bugün startlıyor. Yine güzel bir istikrarlı bir formu olan bir safkan. Hazırlık olarak da iyi durumda. 2 numaralı Speedy Food, bir learning temsilcisi. Amerika'dan gelme bir, tabii anne karnından getiren bir safkan. Nevzat Avcı ile start alacak olan bu kurtlar ekibisi de yarış hayatına kazanarak devam edip sonra bir güzel bir ikinci ama bu 5 aylık bir ara verdi. Bu 5 aylık arada ne oldu? Yani yapmadı bu safkan. Sürekli yine düzenli olarak çalışmalara sahip, güzel hazırlıklara sahip. Bu sene ben bu safkanın çok grup yarışlarına bile görmeniz mümkün olacak bir isim olarak görüyorum. Çok kaliteden bir isim. Yani adını çok sık duyacağınız bir isim olacağını belirteyim. 2 nolu Speedy Foot olarak. 6 nolu Follow the Leader, bir Torok temsilcisi. Özcan Yıldırım ve Start Alıcı Bağımı Safkanlar. Formunu her geçen gün yükselten bir isim. Hazırlıkları da oldukça iyi ve bugün iyi bir jockey'le de start alması ayrı bir avantaj. 8 nolu Aslan Kafası, The Liner temsilcisi de Görkem Özçelik de start alıyor. Yine çok güzel bir istikrarlı bir form yakaladık. Ama biraz sık koşması bence biraz dezavantaj gibi gözüküyor. Böyle safkanlar için yani biraz ara vermesi bence daha iyi sağlıklı olur diye düşünüyorum. Tabii bu benim görüşüm. 3, 5, 2, 6, 8 bu 5 safkan biraz daha olsa ön planda çıkıyor bende. Ama eğer buraya ben bir yedekte at yazacağım derseniz ben buraya bu 5 safkanın dışında hepsi olarak vereceğim çünkü safkanların genel görüntüsüne baktığım zaman hemen hemen hepsinde geliri var. Yani şu azdır, şu çoktur, tamam o şekilde oluyor ama ben biraz daha bu 5 safkan üzerinde duruyorum. Ama dediğim gibi at yazmaya kalkarsak bence hiç ayrı şu 5 safkanı ilave edip yani hepsi olarak ilave edip bayağı bir şekilde geçebiliriz. Çünkü zor bir ilk ayakla başlıyoruz. Öncelikli olarak bunu belirtelim. Tabii ikinci ayağa geçelim. Bir Maiden 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metrelik kum yarışına. Burada da 9 safkan arasında koşacak olan bir yarışta. Yani önceliği 3 nolu Cash is King'e vereceğim. Bir Borland'ı temsilcisi Nevzat Avcı'yla. Güzel bir formu var. Son güzel ikinciliğiyle bugün Maiden'a veda etmesi gereken ilk isim olarak çıkıyor. 4 nolu Deli Alper. Liner temsilcisi de Mehmet Kayra stat alıyor. Koşmuş olduğu 5 yarışta da 3 tane ikinciliği çıkaran bir isim. Koşmuş olduğu gruplara göre burada çok çok ön plana çıkması gerekir. Ama işte bir 3,5 aylığa yakın bir ara vermiş olması işte biraz soru işareti olabilir. Ama her şeye rağmen iyi bir isim ve hazırlıkları da oldukça iyi ve etkili. Bu saatlerinde bugün çok önlerde şanslı gördüğüm isim. Bir de 7 nolu Just Counter.
Justin Alfonso temsilcisi Arif Okan, Pazar ve Scott Ocak'ın bir isimle yine iki yarış koşup iki tane güzel ikincilikle ve formunu her geçen gün daha büyük olarak taşıyan bir isimle bence bu grubun içerisinde dahil edilmesi gereken isim olarak çıkıyor. O yüzden 3-4-7 bende bu ayak için önereceğim isimler olacak. Günün 3. ayağında şartlı 5-4 yaşta Arapların 1400 metre tüm yarışının 7 safkan arasında koşacak olan bir yarışta önceliği ben 2 nolu Gülce Hanım'a vereceğim. Bu Özdemir temsilcisi Emre Aktuğ'la güzel bir yarış başladı bu yılı. Güzel bir başlangıç yaptı. Önce ikinci arkasından kazandı. Sonra bir talihsiz 8. bir an ama sonra yarışını yine kazanan bir isim. Güzel formun devam ediyor. Bence de biraz avantajlı hale geldi. Bir de Afran Fikir'e indirimden oldukça güzel bir avantaj yakaladı. Bence bu safkanın ilk tercih olarak bunları dahil edebilirsin. Tabii ki bir nolu safkanın oğlu Gülce Hanım temsilcisi de Mehmet Kaya'da yine istikrarlı ve formda durumuyla şanslı olarak gördüğüm isimler arasında tabii ki bir de 5 tane Gül'a bu Joker Terefix'te 4 tane Gökçeli. Yine bugün iddialı ve iyi koşmasını beklediğim bir diğer isim olacak. 2-1-5 bendeki büyük koşu için sıralanacak. Günün 4. koşusu 4. aya Osman Kapani adına koşacak kısa vade 8. 4 ve yukarı İngilizlerin 1900 metrelik kum yarışı. Evet, 5 safkanın yer almış olduğu bir güzel koşuda tabii ki Osman Kapani döneminde koşturduğu, at koşturduğu zamanlar ben de onun birkaç safkanı görmek nasip oldu. Osman Kapani kimdir? Bayağı iyi bir atçıydı, onu belirteyim. Bir tane güzel bir dişisi vardı. Gold Leaf diye bir orijinli bir safkanın dişisi vardı. Yani çoğu burada belki bilmezdir onun. Ama Gold Leaf'ın güzel kayları oldu. Bunlardan birisi Ateşinko vardı. İzmir'de çok koşan bir safkandı. Ateşinko'yu gerçekten benim ilk gördüğüm safkanlar arasındaydı. Güzel yarışları vardı ama asıl en güzeli şey çıktı. Golden Prince çıktı. Golden Prince diyeceksiniz. Golden Prince gazi kazandı. Deviri geçti. Allah rahmet eylesin David Franco'nun sahibi olduğu bir devir vardı. Bayağı da fütü yapmıştı Erkin Cankoviç'ta. Benim de bayağı bir ikiliyle kalmıştım o yarışta. O zamanlar bir fütü fabrikasında çalışıyordum. Güzel de maaş aldığımız için pazar günü gidip özellikle o ikili aldım. 3-4-2'li hiç yanlış hatırlamıyorsam 3-4-2'li olması lazımdı. Aldım, eve geldim. Tabii ki o zamanlar beta VHS kasetler vardı işte kayıttan. Tabii yarışları seyretme imkanımız yok. Sadece gazi koşulları TRT veriyordu. Ben de aldım, kaset de aldım. Özel bir kaset aldım. 180'lik hatta. Hiç tutmuyor. O yarışı kaydetmek için. Ve ikili de tutmanın tabii ayrı bir avantajı oldu. Güzel bir ikramiye verdi. 25-26 tarafında ama bayağı yüklü oynamıştı oldum. Sadece o ikili için hipodroma gittim. Sadece hipodromlardan tabii ikili alabiliyorduk. Biletler vardı, koparmalık biletler. Ondan almıştım. Bir hafta sonra da parası almaya gitmişti. Yani aynı günde gidemedim. Öyle bir şeydi. Yani güzel bir anılarımız oldu. Tabii sonra Allah rahmet eylesin de Frank Böreş'le bir tanıştık. Onunla bir dostumuz oldu. Sağ olsun baba bir adamdı ama işte nasip işte bugünlere geldik. Ve onun adına Osman Kapani adına koşacak olan güzel koşuda. Beş safkan koşuyor. Tabii bir de bir nolu kuru soğan var. Tam adası zaten bu Yanobistan'ın güzel temsilcisi. Özden Yıldırım'la start ediyor. Tabii rakipten anında biraz bir olan dezavantajı var ama safkan son altıncılığında biraz dikmesi dışından gelen safkana biraz sanki pustu orada. Tabii ki safkan ata sprinte kalkayım derken endişe çıkarken bir anda dışından kim vardı ya? Yarışın favorisi olan King Mango vardı. O King Mango da endişeden çıkınca sanki safkan dışında bir atı görünce rahatsız oldu. Etkilendi. Yarışı bıraktı yani bir bakıma orada. Yani altıncılık elde etmesi bence hiç ölçü almamak lazım ama ondan sonra hazırlıkları biraz daha ciddi etmişti. Biraz daha güzelleşti. Hemen hemen çoğu rakipler de burada iki zaten Alino aynı yarıştaydı. Delaware aynı yarıştaydı. Lucky Justin da aynı yarıştaydı. Yani aynı hemen hemen bir Melbourne dışında hepsi aynı yarışta koştular. Yani 9 Eylül koşusundan bahsediyorum. Ama bugün ben kuru soğanın aynı duruma düşeceğini pek tahmin etmiyorum. Bugün daha farklı, daha iyi koşmasını bekliyorum. Ben de bugün küçük ve listelenenler için bir ideal bir banko adayı olacak. Bir nolu kuru soğan. Ama illerde rakip arıyorsanız ben Delaware'yi ikinci yazmanızı tavsiye edeceğim. Bu General Quartes'in simsi Mustafa Çekli. O günkü yarışta numara aldı ama tabii ki numara alırken de dışındaki yarışı kazanan ata sürekli markajındaydı ve sürekli şeyindeydi. O yüzden istediği avansı da alamadı. Tabii ki sürekli öyle Kagnur'a geçirmişti zaten o gün yarışı kazanan isimdi. Sürekli markajında olunca da maalesef istediği tempoyu bir türlü kuramayınca tabii nefes yönden de zorlandı. Çünkü dışında iyi bir safkan vardı. O da hiç kesmedi ve yarışı kazandı zaten. Ama dördüncülüğü de çok uzak bir ara dördüncülük yapmadı. O gün yarışının şartlarına göre
bugün pek kovalanacak gibi görüntüye de sahip değil. Yani bugün Delaware önde istediği tempoyu kurup bir anda istediği yarışı istediği şehre çevirip yarışı kazanabilir. Yani öyle bir avantajı da var. O yüzden yani eğer birinin yanına at yazacaksanız bence önce 4-1 Delaware biraz daha şanslı görünüyor. Ama tabii ki sonlarda yine etkili ataklarıyla 2-0 Enno, tabii Tokaçoğlu'na yine dahil edilebilir. Yani önce bir tabii ki benim ilk tercihim ama rakip arıyorsanız da 4-2'yi de onlara dahil edebilirsiniz arkadaşlar. Günün 5. ayağına geldik. Şartlı 4-4 ile yıkanan İngilizlerin 1400 metrelik kum yarışına burada da yeni saklanan yaramış olduğu koşuda baktığımız zaman artık Robinson tırnağının ucunda sonra üç yarışı üstte kazanan bir saklan. Bugün bana göre en dış kulları seçmesi de çok avantajlı 7. kullardan. Direkt 1400 zaten direkt karşıdan hemen zıplın gibi dalacak. Yani veya dışarıdan zaten çıkmayı seviyor bir saklan. Dışarıdan çıkınca direkt kafayı alıp bir anda yarışı istediği gibi tempoyu ayarlayıp yarışı kazanıyor. Bugün de uygun rakipler var. Bana göre geçinmemesi lazım. Benim bugünkü bankom olacak bir malı Robinson. Özen Yıldırım da yine çıktığı gibi beyaz bayrak öne yapmasını bekliyor arkadaşlar. Geldik günün son koşusuna. Bir satış koşumuz var. Son koşuda 4 ve yukarı Arapların 1600 metrelik kum yarışında 8 saklanın yer almış olduğu bu koşuda benim sıralama önce 4 malı Ünalamca. Bakalım Ünalamca'nın fiyatı nasıl? Ünalamca da satıla ne hale geldi? 88 bin TL. 9 yaşından maşallah diyelim. 4 malı Ünalamca benim favorim Mehmet Kayalar. Bu arada iyi bir formu var. Son ikinci de gayet akıllı. Tabii bir malı kocam oğlu bu turda temsilcisi Kadir Topaç oldu. Bugün bayağı şanslı duruma geldi. Saklan da uygun grupta start alıyor ve bugün kesinlikle bence onlar da olmazsa olmazlardan birisi olacak bir malı kocam oğlu. Altın oğlu Daloğlu bir yer geçen temsilcisi Görkem Özçelik'te bugün şansını dinleyecek ve son ikinci de gayet tatlı yıkar. 7 nolu Fırat'ın ötesi bu Tameron temsilcisi Nevzat Avcı'yı start alıyor. Kazandığı yarış bayağı bir sürprizdi. Sonuncu bir attı zaten bayağı milleti yaktı o gün. Arkasından bir ikincilik etti, elde etti. Yani ben formundaymış, devam ediyorum diye ama sonuçta altıncılığı artık bu yarış için yansır mı? Bence yansımaz. Bugün daha iyi, daha farklı yarış koşmasını bekliyorum. Nevzat Avcı ile 7 Mavuk Fırat'ın ötesi. Bir de burada 2 Mavuk Solomon. Bir yaşarlık temsilcisi Muhammed Nur Bilgin ile en azından sürpriz için ideal bir isim. Bence değerlendirilebilir. Ama tabii ki sıralama benim 4-1-6-7-2 olarak geçecek arkadaşlar bir yarış için. Gelelim şablonumuza, hemen şablonumuzu da gösterelim. Birinci ayakta 3-5-2-6-8 daha sonra hepsi olarak. İkinci ayak 3-4-7, üçüncü ayak 2-1-5, dördüncü ayakta bir önce 4-2 daha sonra, beşinci ayakta bir tek, son ayakta 4-1-6-7-2 arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bugün aslında bir canlı yayın denedim. O yüzden geciktim bayağı. Normalde bu video çok erkenlerden olacak ama maalesef canlı yayını bir türlü beceremedim. Denemeye devam. Başarısına kadar yapacağız artık. İşte artık ne yapalım. Öyle geçeceğiz. Tekrardan herkese görüşmek üzere. Hoşçakalın.